Hayley'nin odasındaki gizli kapı. Normalde bu kapıdan giremiyoruz biliyorsunuz. Ve şimdi bu kapıyı çaldık. Hayley içeriden sesleniyor. İçeri girer girmez kapıyı kapat. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar selam. Stardew'un 24. bölümüyle yanılmıyorsam birlikteyiz. Hemen hızlıca başlayalım hava durumu. Bakalım nasılmış hava. Ani rüzgarlarla dolu bulutlu bir gün olacak. Yani yağmur yağmadığı sürece çok da önemli değil nasıl oldu. Bakalım şansımız nasıl? Ruhlar bugün mutsuz. Hadi ya. Bugün ben de maden yaparız diyordum. Ama bu iyi olmadı pek. Bakalım şuradan somon koysak mı? Somondan özellikle bir şey yapılıyordu diye hatırlıyorum. Tabii ki bizde açık değil. Yo açık. Bak pişmiş somon. 125 enerji. 56 şey. Horoz ibiği de var. Tamam bu dursun. Şu yosunu alayım. Çıkalım. Hemen mektuba bakalım. Sayın Ron Bey, dün gece bir Joja ekibi üyesi sizi güçten düşmüş halde buldu. Evinize güvenle ulaşabilmeniz için bir sağlık ekibi görevlendirildi. İyi olmanıza sevindik. Aynen eminim sevinmişsinizdir. 405 altın buradan eksilmiş. Sorun değil. Sevgili Ron, o kadar iyi bir komşusun ki işini kolaylaştırmak için biraz saman gönderebileceğimi düşündüm. Böyle devam et. Marnie, teşekkür ederim. İlk defa iyi bir şey yaptın gerçekten. Sağ ol. Bakalım biz samanlarımızı nereye koymuştuk ya? Heh buraya koymuşuz. Bunu da üzerine ekledik. Tamam şimdi en son üzerimizde bir şeyler kalmıştı. Onları bir satalım. Şöyle donmuş gözyaşını satmayacağım. Birdlerini satabilirim. Bunu da satmıyorum. Kaplan balığı bunu bağışladık. Somonları da satayım zaten ayırdım. Bunu satmıyorum. Özel balıkları şimdilik. Ama ileride duruma göre ya da sıkışırsak satarız tabii ki. Ama şimdilik onu da koleksiyona ekliyorum. Bakın burada bir tane kızıl balığımız, bir tane fener balığımız var. İkisi de özel balıklar. Şimdi hemen kızılcıklarımızı toplayalım. Burada mısır kaldı mı? Bazı arkadaşlarımız kaldı falan diyordu. Şu an sanırım yok. Şunları toplayalım şöyle. Oh, daha bunlar mevsim sonuna kadar yetişmeye devam edecekler. Biz de iyi bir kazanç elde edeceğiz. Bir de şurada sulanmayan birkaç tane ekim var. Onları sulayayım. Hayvanlarla ilgileniyorum. Sonra gidip takvim ve şey alacağız. Telefon alacağız. Gerçi paramız pek yok. O yüzden sadece takvimi alırız. En son hatırlayacaksınız ördek de almıştık. Artık onların büyümelerini bekliyoruz. Hem böylelikle Elliot'a da hediye vermeye başlayabiliriz ördek tüylerini. Şimdi şu kızılcıklarımızı satalım. Şöyle. Hepsini rahatça satabilirim çünkü nasıl olsa daha fazla yetişecek. Şimdi bugün cuma olduğu için bir aşağıda şey var. Biliyorsunuz tüccar var. Bir oraya gidebiliriz. Heh bu arada başkanın şortuyla ilgili de demişsiniz ki sadece altın yeterli, kumaşa gerek yok demişsiniz. Ben kumaşa da gerek var diye hatırlıyordum. Gerek yoksa eğer bugün tabii ki onu da halledelim. Şunları bir pişirelim tabii ki. Kömür de alalım. Altınlarımızı da koyduk. Şimdi bunu yanıma alıyorum. Başka hediyelik olarak ametisti alayım yine. Kuvars alayım belki Marnie'ye veririm. Onun dışında bakıyorum bakıyorum bir şey almayacağım sanırım. Evet şimdi önce gidip şu takvimi alalım. Çünkü erteliyoruz sık sık. Bunu ertelemeyelim. Takvimimizi alalım. Telefonu da alırdık aslında ama şu an paramız pek fazla değil. O yüzden harcamak istemiyorum. Alışveriş bakalım neredeymiş. Takvim 2000 altın. Alıyorum. Tamam. Takvimimizi aldık. Telefon da 2000'miş. Aslında alabilirim ama almayacağım. 2000 üzerimde kalsın istiyorum. Buradan başka almak istediğim bir şey var mı? Pencereler falan bunlara sonra gireriz. Bir de yıl sonunda yani kışın sonlarına doğru şu odun ve taşlardan almak istiyorum. Bunlara zam geliyor çünkü diğer sene. Hemen şurada bir Maru'yla da konuşalım. Son zamanlarda özellikle iyimserim. Ne güzel. Demetrius, Maru aletleri üzerine epey zaman harcıyor. Kendini onlara adamasından memnunum. Evet bu arada Maru'yla da ilişkimizi geliştirelim de şu aletle ilgili hikayeyi görmüş olalım derken Sebo'yla ara sahnemiz. Ne haber yazılımcı çocuk? Ah selam bana bir saniye ver. Meşgulmüş gitmeliyim. Olduğun yerde kal. Gidelim ya. Adamın yanında niye şey yapalım? Meşgulmüş gitmeliyim diyelim. Gidelim. Nereye gidiyorsun? Reis meşgul görünüyorsun. Üzgünüm. Aklımdan çıkmadan şu cümleyi yazmalıydım. Evet haklısın bu arada. Böyle olur yani. Unutuyor insan çünkü. Ne yapıyorsun bakayım? Ona neyle uğraştığını sor. Odanın dekoru hakkında yorum yap. Bence dekoru hakkında yorum yapalım. Hadi bakayım ne olacak? Dekorasyon mu? Aa evet. Sağ ol. Yıllardır duvara posterler yapıştırıyorum. Etrafı dağınık gösteriyor. Benim de bir ara odam böyleydi. Şeyde. SmackDown dönemlerinde hatırlarsınız. 2007, 2008 ve 2012'ye kadar olan aralıkta böyle odamda her yerde Jeff Hardy'ler, Triple H'ler, işte Rey Mysterio'lar falan böyle. H falan çok severim. Her taraf böyle
doluydu. Sam'den anında bir mesaj geldi. Sanırım takılmak istiyor. Bugün hiç dışarı çıkasım yok. Robin geldi. Merhaba Ron. Merhaba. Sebi, buraya gelmemi sevmediğini biliyorum. Sebi mi? Ben Sebo diyorum diye takılıyordunuz bana. Bak annesi Sebi diyor. Ama mağazada Abigail'e rastladım ve seni aradığını söyledi. Hayda. Ona çalıştığımı söyledin mi? Söyledim ama yine de uğrayacakmış. Bak bu hiç olmadı. Mesela gelmemesi gerekirdi böyle bir durumda. Kimse işimi ciddiye almıyor. Kimse sağlık ocağında çalışırken Maru'yu rahatsız etmiyor. Herkes benim gün boyunca internette sörf yaptığımı mı düşünüyor? O kadar haklı ki. Böyle işler genellikle çağımızda anlaşılmıyor. Özellikle daha yaşı ileri olan insanlar tarafından. İşte ne yapıyorsun? Anlatıyorsun mesela. Bilgisayarda yani takılıyorsun. Aynen kardeşim benim. Takılıyorum bilgisayarda. Aynen. Ya illa şey yapman lazım. Fiziksel olarak böyle kendini yıpratarak çalışman lazım ki o insanlar senin çalıştığını anlasın. Ona mesleki hedeflerini sor, ona neden arkadaşlarını görmeyi istemediğini sor. Bu çok belli yani adamın işi var. Bunu sormaya bile gerek yok. Şunu soralım. Buradan taşınmak için para biriktiriyorum. Muhtemelen şehre gideceğim. Biliyor musun eğer üniversiteye gitmiş olsaydım çok daha fazla para kazanıyor olurdum. Ancak o toplu fare yarışının bir parçası olmamak da güzel. Anlarsın ya. Yani mantıklı bir cümle. Güzel bir benzetme, beğendim. Sanırım bilgisayardan kurulan iletişim yüz yüze kurulan iletişimden çok daha kolay geliyor. Pekala, şimdi işe dönmeliyim. Bu kısmı yarına bitirmem gerek. İyi hadi bakalım, görüşürüz. Gelmişken şu hediyeyi de verelim kendisine. Al bakalım. Bunu gerçekten beğendim. Dün gece bu kitabı 3'e kadar okudum. Seveceğini düşünmüştüm. Severiz. Ben de çok hoşuma giden kitapları böyle sabahlara kadar okumayı severim. Tamam, buradan çıkalım. Şöyle şehrin merkezinden bir aşağı gidelim. Ardından şeye uğrayacağız, şu tüccara uğrayacağız. Bakalım Abigail'ı bulabilecek miyiz şuradan, ona da bir bakalım. Sıkıldım, biri bana Balkabağ'a ulaştırabilir mi Abby? Balkabağ'a daha yetişecek. Yetişir mi acaba? 960 altın. Umarım yetişir. Yarın da doğum günü. Jodie'nin doğum günü kaçmış. Abigail'ın doğum günü yarın. Onu mutlaka kutlayalım yani, hediye verelim. Hatta bugün de verelim, al bakalım. Buna ciddi ciddi bayıldım Ron. Sen bir tanesin. Bu akşam hepimiz salonda takılacağız. Bu bir tür cuma geleneği sanırım. Tamam. Hayley buradaymış bizimki. Ne haber? Çok iş yapmış gibi görünüyorsun. Neden günün geri kalanında dinlenmiyorsun? Daha bir şey yapmadık ya. Sana hediyem yok şu anda. Şimdi şu tüccara gidelim bakalım. Neler satıyor? Bu ağaçları da kessek iyi olur. Bir de gizli ormana gidebiliriz. Madene de gitmemiz lazım. Çok işimiz var. Bakalım ne satıyorsun? Elma fidanı 3000 altın alamıyoruz. Kiraz fidanı alamıyoruz. Bütün kahvaltı 1750, hayatta almam. Domates, büyük yumurta, yarasa kanadı, böcek eti, ahşap çit, soba borusu. Hiçbirine ihtiyacımız yok. Bakalım şunları bir keselim. Bu arada bunun bir tane de yukarıdan girişi varmış galiba. Şurası mı? Bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Bir arkadaşımız söyledi yorumlarda. Bir bakayım. Aynen, tamam buldum. Güzelmiş. Ben genelde şunu kullanıyorum çünkü. Ama burası da kullanılabilir tabii ki duruma göre. Bugün mantar falan da yok burada. Şansımız iyi olmadığı için olabilir. Biraz da şu gölden balık tutmayı denesek mi? Bakayım. Mantarlı tapamız var ama. Keşke diğeri olsaydı çünkü buna ihtiyacımız yok. Dur bakalım şöyle atayım. Buradan pek balık tutmadık bu seride. Ben normalde burayı da severim balık tutmak için. Ama bugün yosundan fazlasını tutamayacakmışız gibi geliyor. Acayip verimsiz oldu. İki tane ufak ağızlı levrek yakalayabildik. Zaten beklediğimiz bir olaydı. Şunu yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Umarım yarın şansımız iyidir çünkü direkt madene girmek istiyorum. Şansımız iyi değilse çünkü biliyorsunuz bir sürü fazladan yaratık çıkıyor karşımıza. Ve bizi bayağı uğraştırıyorlar. Bizim bir de şuraya depoladığımız şeyler vardı. Nerede? Bunlar. Bunları bir arkadaşımız demiş ki bunları tohum yap, tekrar ek. Ondan sonra satarsın tohum yaparak gibi söylemiş. Şimdi bunlar kaç günde yetişiyordu? Çeşit çeşit yabani tamam da kaç günde yetişiyor? Zaten 20 tane yapabildik. Bari bu 20 taneyi de tekrar ekeyim mi? Ya da ekmeyeyim mi? Bunları direkt satıyorum o zaman şöyle. 20 tane tohum olarak sattım. Bu 2 mantar kalsın. Bunları satalım. Burada ne reçelimiz varmış? Üzüm reçeli. Buradaki mayonezleri ve peynirleri de alalım, satalım. Birazcık ağaç kesip yatalım yarın. Çünkü erken saatte direkt madene gitmek istiyorum. Yağmur yağsa fena olmazdı o yüzden. Yani şuradaki 2-3 taneyi de sulamak zorunda kalmazdık. Tamamdır. Bayağı odun kestik. 204 odunumuz var şu anda.
Onları da buraya yerleştirip gidip uyuyabiliriz. Şu karışık tohumu da ekeyim bari. Enginar olmuş bu arada burada. Karışık tohumdan çıktı. Tamam, hemen gidiyorum yatmaya. Ha bir de şuraya şey koyalım. Yine şerbetçi otu koyalım. Bir dakika, lahana değil, şerbetçi otu. Kedi dışarıdaydı. Biz az önce yanından geçerken ne ara girdi içeri? 12.896 gelmiş buradan. Çünkü kızılcık sattık. Soluk bira sattık. Peynir, mayonez, cacurt bayağı güzel. Şimdi bugün direkt madene gideceğiz ama önce şansımıza bakalım ve yarının hava durumuna bakalım. Yarın yine aynı, yağmur yok. Şansımız, ruhlar bugün fazlasıyla mutlu. Süper. Bugün bir mektubumuz yok. Olan ekinimiz, bir şeyimiz var mı? Şurada bir mısır gördüm. Şurada da 2-3 tane var. Ha, bu arada tatlı patateslerimiz olmuş burada. Bunları da halk evine götüreceğiz bir tanesini. Öncesinde şu tavuklarla bir ilgileneyim. Tamamdır, sütleri ve yumurtaları da koydum. Mırnavı da bir seveyim şöyle. Onun da suyunu koyalım. Bunu da soran arkadaşlar olmuş, su koymanın bir olayı var mı diye. Hayır, yok bildiğim kadarıyla. Ha bir de şu meşaleleri çitin üstüne koy demişsiniz. Bir deneyelim. Şöyle. Heh, tamam. Güzel, böyle dursun. Şöyle kendimize yine saha atıştırmalığı yapalım 5 tane. Onun dışında şunu yerim. Bombaları aldım, bir tane mısırımız var. Herhalde yeter diye düşünüyorum bunlar. Bir de şu takvimi koyacaktık içeri. Bugün Abigail'ın doğum günü değil mi? Takvimimizi de şöyle buraya koyalım. Uyandığımız zaman bakarız. Evet, bugün Abigail'ın doğum günü. O zaman kalan son ametistimizi de ona götürüyorum. Ya da çikolatalı pasta götürebilirim ya da kabak, ama kabak olmadı. Bir de burada mısırlar varmış. Bir tane ametistimiz var. Çikolatalı pasta da götürebilirim aslında, ametist bir tane olduğu için. Neyse ya, ametist bulunur ya da bulunmaz. Ben çikolatalı pasta götüreyim Abigail'a. Hızlıca gidiyorum. Bunu da dönüşte alacağım. Vagonu kullanacaktım normalde. Direkt madene gidecektim ama bu sefer kullanmayacağım. Çünkü Pierre'in oradan geçmem lazım. Bakalım Abby evde mi? Merhaba Pierre. Sanırım kızın evde değil, değil mi? Evet. Zaten olsa şaşardık. Da onu bugün her türlü bulmam lazım. Doğum günü çünkü. Bilmem anlatabiliyor muyum? Alex orada. Bu kim? Sebastian orada. Nerede olabilir ya? Yine şu kimin nerede olduğunu gösteren modu kur diye yazmayın arkadaşlar. Onu kurmayacağım. Önceki bölümde söylemiştim neden kurmayacağımı. Alex'e soralım Abigail nerede diye. Keşke böyle bir özellik olsa bu arada. Şunu gördün mü falan. Sanırım yılın bu zamanında nehirde somon bulabilirsiniz. En azından ben öyle duydum. Doğru duymuşsun. Başkan burada. Ya nerede bu kız? Bak herkes burada, bu yok. Sence de herkes hafta sonu biraz daha mutlu görünmüyor mu? Kes sesini. Jess. Bazen suda kerevit arıyorum. Marni teyzeye söyleme. Bir keresinde birini ineklere verdim. Aferin, çok iyi yaptın. Çok sevmiş inekler. Penny. Penny ne konuştun gene ya? Joshamart açıldığından beri çok şey değişti. Pierre'in dükkanı için çok kötü oldu. Gerçi annem Joshamart'a bayılıyor. Fiyatlar çok düşük ve oradan Pierre'in dükkanına göre daha fazla malzeme alabiliyor. Tamam, bitti. Bu agalar burada takılıyorlar yine. Ne yapıyorsunuz? Tüm gün boyunca yatakta uyuşukluk yapmaya şu kadar yakındım. Keşke yapsaydım diyorum şimdi. Niye işte? Bir saniye, bu bölümü geçmeliyim. Ne oynuyorsunuz acaba? Bak Hayley burada yine. Kumsala inmek için hava çok soğuk. Sence bugün ne yapmalıyım? Sulu boya çalış, dergi oku ve rahatla. Bencil bebekler gibi davranmayı kes. Tabii ki bunu demeyeceğiz. Sulu boya çalışır mı ya? Dergi oku, dergi de okumaz, resimlerine bakıyor. Sulu boya çalış diyelim. Aslında bu oldukça iyi bir fikir. İyi, hadi bakalım o zaman. Arkadaşlar bugün heba oldu gerçekten Abigail ararken şehirde. Bence kesinlikle şey özelliği gelmeli, yani diğer karakterlere sorabilmemiz lazım. Abigail'ı gördün mü mesela? O da gördüyse işte evet en son şuraya yürüyordu falan desin. Bazı yiyecekleri yediğinde daha iyi performans gösterirsin. Çiftçi öğünü yersen sana mahsulleri sulamak ve hasat etmek için gerekli besinleri sağlayacaktır. Ya bu kız galiba bir de şeyde duruyordu, şu an o aklıma geldi. Otobüs durağının yukarısında bir yerde dikiliyordu. Şimdi muhtemelen karşılaşırız şuradan yürüyünce. Heh, bak ben ne dedim? Ne yapıyorsun sen? Çiftliğinde korkuluk var mı? Yok. Yok korkuluk. Al şunu, defol al. Al şunu. Doğum günümü unutmadın mı? Etkilendim doğrusu. Teşekkürler. Tamam. Hadi git şimdi. Sinirlendim, git. Abi keşke şu yukarı çıksaydık ya. Çıkmadık. Bulamadık vallahi, kötü oldu. Neyse madene gidelim de bari 5 kat 5 kattır. Tamam, direkt giriyorum 105. Bunu da koyamıyoruz ki. Neyse şuradan patlatalım bari. Hiçbir şey çıkmadı. Gerçekten hiç uğraşamayacağım sizinle. Lütfen gelmeyin. Gelme dedik değil mi? Bugün şansımız iyi sözde ama yol da çıkmıyor. Heh, hele şükür. Hemen şuraya bir tane bomba.
Tamam, güzel, yol açıldı. Direkt iniyorum. Kızıl kuvars vardı, gördüm. Şunları bir kıralım. Şimdi şurası bir yoğun görünüyor. O yüzden oraya bir tane bomba koyacağım. Şöyle. Umarım yol çıkar. Çıkmadı. Gel buraya. Tamam. Bir tane daha bombamız var ama o da büyük bir bomba. Buraya harcamak istiyor muyum? Neyse, şunları kıra kıra ilerleyelim. Yapacak bir şey yok. Evet, yine yol hiçbir türlü çıkmıyor. Şansımız iyi olmasına rağmen derken çıktı. Tamam, birazcık altın da topladık. Şu kazmayı geliştirmek istiyorum. Buraya atıyorum abi bombayı. Bakalım. Bakalım çıktı mı? Tabii ki hayır. Ha, bir siz eksiktiniz. Gel. Gel bakalım. Hadi ya, gelmeden şunu bulsam keşke. Bul. Yok. Tamam. Ne var? Ne? Ha? Ne var geri zekalı? Ha? Ne var? Yol çıktı. Ben gider. Tamam, bir tane şundan yiyelim. Hatta bir iki tane yiyelim. 109'dayız. Buradan da yolu bulursak, ki buluruz gibi, 110'a ulaşıp çıkacağım. Bir de şuradaki altını alacağım. Yol varmış bu arada. O yüzden keşif yapıp şu altını falan alıp bir de şuradaki sandıkları kırayım. Bak bak bak, nasıl geliyorlar bak. Bak bak bak, nasıl geliyor bak. Ha, ne oldu şimdi? Tamam, burada bir şey yok. Şu taşı da kırayım ve eve doğru gidelim. Bakalım sağ tarafta bir şey var mı? Görünüşe göre yok. Buradan da yol açıldı zaten. Ha, aşağıda bak bir sürü sandık varmış. Onları alalım. Belki içinden şu bizim yüzüğün büyüğü çıkar. Benim ilk günlerde yanlışlıkla bulup attığım çıkmadı ama yine işte bakır falan bir şeyler çıktı. Gelme, gelme abim. Gelme, bir de vuruyorsun. Gelme. Korona da sizin yüzünüzden başladı zaten. Size çok kinliyim o yüzden. Tamamdır, bakalım ne çıktı? Uzay çizmesi. Onu da giyelim şöyle. Çok çirkin oldu ya mor. Neyse, bakayım altta ne var. Sandık var. Oo, bir sürü altın. Bunları tabii ki alacağım. Tamam, dönebiliriz artık. Zaten saat 12.30 oldu. Şu an komşular kuduruyor sesi geliyorsa. Her sabah 7.30'da uyanıyorum bu arada komşular yüzünden. Ciddi sıkıntılarımız var. Yani 7.30'da da bağırmazsın herhalde. Değil mi? Yani normal bir insan. Şunları satalım. Ne var? Mısır. Sat. Sat. Gerek kaldı. Oo, 43 tane altın olmuş ya. İnanılmaz. Yakut dursun. Birdlerini satabilirim. Tamamdır. Hemen şuradan gidip mayonezlerimizi ve peynirlerimizi alalım. Ardından yatıyoruz. Yarın hem şortu halledeceğim. Yarın şortu bakalım dikeceğiz. Nasıl olacak? Göreceğiz. Giyip dolaşırız kasabada. Mırnav da gelmiş burada uyumuş. Biz de uyuyalım. Seviye 7 madencilik artı 1 kazma uzmanlığı. Yeni nesne tarifi altın külçesi. E zaten bunu yapıyorduk, nasıl yani? Çiftçilikten 3300, toplayıcılık 25, balıkçılık 125 ve 3500 ile kapattık bugünü de, olur. Hemen takvime bakalım. 16'sında Yıldız Çiğ Vadisi şöleni var, artık diğer bölüme. Televizyona bir bakalım, Soslar Kraliçesi varmış. Alabalık çorbası. Ama bizim alabalığımız yok. Falcıya bakalım. Pardon, hava durumuna bakalım. Ani rüzgarlarla dolu bulutlu bir gün. Bir de falcıya bakacağız. Bugün bir nebze sinirli. Tamam, problem değil. Dün zaten 5 kat ilerledik ve bütün bal kabaklarımız olmuş. Abigail'ın görevi duruyor mu? Durmuyor. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Bunları bir güzel toplayalım. Çok güzel görünüyorlar ya. Şimdi bugün o zaman yeniden bir şeyler ekeceğiz tarlamıza. Tekrar bal kabağı ekebiliriz mesela. Bunlardan inanılmaz para kazanacağız. Birkaçını da saklayacağım, bu kavanozlara falan yerleştiririz. Çok para kazanacağız ya. Şuraya bak. Tamam, süper. Buradaki patlıcanlarımızı ve enginarı da alalım. Şimdi şurayı sulayalım yine. Sonra hayvanlarla ilgilenelim. Pierre'e gidelim falan filan. Hemen mektuba bakalım. Merhaba Ron. Bir ara hava karardıktan sonra odama gelmelisin. Akşam civarı olabilir. Sana bir şey göstermek istiyorum. Aman aman aman. Dur bakayım ya, biz bununla kaç kalp? 8 kalp olduk. Ne ara ya, 8 kalp olduk? Neyse, 8 kalp iyidir. Bakalım ne gösterecekmiş Abigail. Odama gel, bir şey göstereceğim dedi sana akşam. Hayırlısı. Şu altın olanları satıyorum bu arada. Şunlardan da ben birkaç tane ayırayım önce. Yani bir 10 tane de böyle ayırayım. Şunları satalım. Zaten buraya da halk evine de götüreceğiz. O yüzden yanımıza alırız. Şimdi şunları koy. Bir tane yanına al. Bu patateslerden de birini koy, diğerini yanımıza alacağız. Bunları vermişiz zaten. Bunları satabilirim. Tamamdır. Şimdi Pierre'e gidiyorum önce. Bak, gene mal gibi bal kabaklarını buraya sattık. Pierre'e satsaydım ya. İşte alışkanlık. Daha bu da kapalı ki 8.20. Burada ne görev var?
Bir fındık için pazar fiyatının 3 katını veririm. Direkt bana getir lütfen Sebastian. Yani görevi kabul ettim de Sebo, getirir miyim bilmiyorum. Pierre'in açılmasını bekleyeceğiz. O sırada şuraları bir karıştırsak fena olmaz. Hiçbir şey çıkmadı. Alex seninle konuşayım bari. Artık arkadaş olduk gibi. Hey, A topu maçı bugün. Pazarları güz mevsiminde harika geçiyor. Sen ne yapıyorsun? Hani hazırlanıyordun, sporcu olacaktın falan. Her gün bu takılıyorsun burada boş boş. Hoş geldin, hoş bulduk. Bakalım başka neler var? Perigülü falan bunları geç. Üzüm, geç. Enginar henüz yok. Çin lahanası da almıştık denemelik. Ben balkabağından yürüyorum. Şöyle bir. Bunu da bu arada hep soruyorsunuz. Shift tuşuyla arkadaşlar. Shift'e basılı tutun alırken. Bu şekilde alın. 60 tane aldım. Hatta 70 alayım. Tamam, şimdi halk evine bir uğrayalım. Tatlı patates ve balkabağını yerleştirelim. Yıldız Çiğ Vadisi'nden tren geçiyor. Trene mi koşayım? De yetişemem ki. Neyse dur bakalım. Gidelim, bunu da size göstermiş olayım. Yetişeceğiz gibi ama başına yetişebilir miyiz bilmiyorum. Bakalım. Şöyle bu yolu takip ederek trene gidiyoruz. Vallahi yetiştik. Hadi bakalım. Joja treni galiba bu. Bu trenin önünde durursanız da hasar yiyorsunuz bu arada. Onu da göstereyim mi? Yetişebilirsem. Yetişemedim. Bakalım. İyi de buradan hiçbir şey düşmüyor ki bizim faydamıza. Normalde buradan işte kaynak dökülür. Böyle kömür taşır mesela. Kömür falan düşer vesaire ama buradan hiçbir şey çıkmayacak bizim faydamıza galiba. Evet, yazıklar olsun, boşuna geldik. Bari şu solucanları kazalım. Geldik halk evine. Hemen şunları bir bırakalım. Galiba yukarıdaydı. Aşağıda da olabilir. Önce aşağı bakayım. Bakayım burada ne kalmış. Kış mevsimi kalmış burada. Tamam, buraya gelip durmayacağız artık mal mal. Çünkü sadece kış mevsimi kalmış. Şurada hemen bu ikisini verelim ve burayı da tamamlamış olalım. Arı kovanı geldi bir tane. Burada da ne kaldı? Ördek yumurtası ve yün veririz. Tamamlanır. Güzel. Bizim bu arada kümes büyüdü mü ya? Onu bir daha büyütmüştük. O büyüdü muhtemelen değil mi? Aa evet, diğer bölüm büyümüştü. Ben bugün gideyim bir de Marni'den şey alayım. Tavşan alayım kapatmadan. Şimdi hemen aşağı doğru gidiyorum. Şu Emily'den. Aa, donu almadım yanıma. Ağlayacağım. Tamam, şimdi biz şöyle yapalım. Gidelim Marni'den tavşan alalım. Artı dönüp donu alalım. Buraya geri dönelim. Saat daha öğlen. Yani vaktimiz var. Marni de yerinde. Hayret. Hayvan al diyelim. Evet, tavşan alacağız. 8000 mi? Neyse. Hadi al bakalım. Tavşan. İsmi. Tavşan olacak ismi. Tavşan. Evet. Ha, bir tane daha alacağım. Zaten başka param kalmadı. Hadi bunun ismi de Bugs Bunny olsun. Bugs Bunny. Hadi bakalım. Harika, küçük Bugs Bunny biraz sonra yeni evine doğru yola çıkar. Tamam, çıksın. Bizim de paramız sizin evinize doğru yola çıktı Marni Hanım. Gelmişken şu şeyleri de eksem mi? Balkabaklarını. Şöyle şuradan başlayayım ekmeye. Burada da ender tohumumuz var bu arada. Aa, burada pancar varmış. Görememişiz. Tamam. Buralarda gübre var ama az önce ektiğimiz yerlerde gübre yoktu. Oralara da gübre koyarız duruma göre. Bu arada bu 70 tane buraya bile anca yetti. İyi ki 70 almışız. Hatta biraz daha alsak fena olmaz. Az almışız yani. Şurası boş kaldı. Zaten paramız da bitti. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Yanıma bu 7 mantarı alsam mı? Almayayım da. Tamam, 4 tanesini aldım. Mağara havuçlarından alayım. Başka bol olan mesela şu horoz ibiğinden 3 tane aldım. Hadi 2 alayım. Bir tane mısır aldım. 27 tane yaban mersini varmış burada mesela. Artık yok. 7 tanesini aldım. Tamam, tekrar Pierre'e koşuyorum. Bir dakika, donu almadık bir dakika. Şimdi tekrar Pierre'e gidiyorum. Oradan tekrar aşağı dönüyorum. Şimdi şu mağara havuçlarını al. Bunları al. Bunu al. Balkabağı ver abi. 30 tane. Tamam. Yo, 26 tane alabildim. Mücveri de al, şunu ver. Tamam, varımızı yoğumuzu verdik. Ve 26 tane daha kaba kaldık. Artık onları gece ekebilirim. Emily'nin yanına dönelim. Şu şeyi dikmeye çalışalım. Emily çık. Şimdi bunu buraya, pardon. Bunu buraya, bunu da buraya. Hadi bakalım. Hallettik. Sonunda işlemeli mor şort. Üzerinde altın işlemeler bulunan mor bir şort. Giy abi. İşte bu kadar. Abi çok çirkin görünüyorum. Eşgalim budur abi. Düğünümde bile böyle takılabilirim duruma göre. Hayley yok mu ya hala? Eve gelsin diye bekliyoruz hanımefendiyi. Heh, bak kim var burada. Gel buraya. He, kalırsın öyle. Gerizekalı. Al sana don. Al don. Nasıl? İyi mi? Çiftlikte konusunda elinden geleni yapıyor musun Ron? Çiftlikte konusunda mı? Evet, yapıyorum.
ne demek istediğini pek anlamadım. Eğer iyi bir yurttaş olmak istiyorsan farklı alanlarda başarı elde etmen gerekiyor. Senin başarın ne peki tam olarak? Bunu verebiliyor muyum hala? Asla vermeyeceğim. Yürü git. Şunu giyeyim de. Heh, hadi uza. Tamam, gidelim de şu şeyi bekleyelim. Hayley'i bekleyelim. De Hayley ile de bu şortla konuşulmaz ya. Bizim normal pantolonu ver. Şu şapkayı da çıkar. Şeklimiz değişsin. Şu ayakkabıyı da çıkarsak ne olur? İyi olur. Tamam. Ha bak geliyor buradan. Hadi kız işimiz var, hızlı yürü. Neredesin? Hızlı. Hızlı. Yürü. Koş. Aynen işimiz var, koş. Koş 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 koş. Evet. Bu an için hepimiz hazırızdır umarım. Hayley'nin odasındaki gizli kapı. Normalde bu kapıdan giremiyoruz biliyorsunuz. Ve şimdi bu kapıyı çaldık. Hayley içeriden sesleniyor. İçeri girer girmez kapıyı kapat. Tamam hadi bakalım. Böyle bir oda. Ron buradasın. Evet buradayım. Yeni karanlık odama hoş geldin. Fotoğraflar için tabii ki bu odayı kullanıyor Hayley. Bakıyoruz etrafa. Evet ne düşünüyorsun? Harika görünüyor. Ne işe yarıyor? Daha iyilerini görmüştüm. Ya harika görünüyor diyelim. Ne işe yarıyor? Yani bunu aslında derdim bilmiyorsam ama biliyorum o yüzden harika görünüyor diyeyim. Ah teşekkürler. Evet birazcık gergin bir sessizlik oldu aramızda. Her neyse. Ne yapmak istiyorsun? Bak birazcık yüzünde böyle bir beklenti ifadesi var. Zaten cümlesinden de belli bir beklenti içerisinde. Karanlık odayı tasarlamada yardım teklif et. Bir şeyler uydur ve ayrıl. Onu öpmeye çalış. Normalde şimdi bakın. Her zaman çok büyük bir risktir. Ve özellikle şeyi fark ediyorum. Mesela böyle daha yeni jenerasyon artık. Instagram'da görüyorum. Böyle videolar yapıyorlar. İşte kanka, kanka 3 günlük dünya kanka git öp kanka, kanka falan böyle. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle şeyler denemeyin Türkiye sınırları içerisinde. Benden size tavsiye. Ama bazı anlar vardır ki artık birbirinizi tanıyorsunuzdur. Yani artık herkesin ne hissettiği bellidir. Çünkü şu an mesela Hayley ile de bizim durumumuz öyle değil mi? Sonuçta gittik buket verdik. Oyun içinde sevgili olmanın şartı buket vermek falan. Artık o da bizim ne hissettiğimizi, biz de onun ne hissettiğini biliyoruz. Ve şu ana kadar aramızda bir yakınlaşma da olmadı, fırsat olmadı diyelim. Artık böyle bir durumda, özellikle şu cümleyi de demişken, yani senden adım beklediğini belli etmişken, bunu yapmamak bir noktada aptallık olur. Normalde bunu yapmak aptallıktır ama bazen yapmamak aptallıktır. O yüzden hadi bakalım. Aman 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 oluyor bir şeyler. Ron bunu yapmanı çok uzun zamandır bekliyordum. Bak ben size ne dedim? Bazı şeyler bellidir. Bir dakika. Ne oldu? Ay ne oluyor? Daha fazla ışık kapattı. Ya inanılmaz çok iyi yapmışlar ara sahneyi. Çok hoşuma gitti ya. Ben Hayley ile hiç şey yapmadım böyle yakınlaşmamıştım daha önce. Şş ne haber? Bu hoştu bence de. Beğendim ara sahneyi güzel. Sana verebilecek bir şeyimiz var mı? Tabii ki yok. Zaten artık ilişkimiz de daha fazla artmıyor. İyi hadi bakalım. Sanki bizim koşma hızımız mı arttı? Ne oldu abi? Bana mı öyle geliyor? Neyse hadi çıkalım. Şimdi normal çiftçi kimliğimize geri dönebiliriz. Şunu da giy. Donu da çek altına. Ha Marni miydi o? Dur gel buraya. Şş, bak bak bak. Ne var? Sen tanırsın. Heh değil mi? Çok güzel detaylar ya. Neyse tamam artık yapmamız gereken bir şey kaldı mı? Bakıyorum bir tek şey var. Şu tüccara yeniden uğrayabiliriz ama hiç paramız olmadığı için bence bir anlamı da yok uğramanın. Burada zaten gübre var. Bir tek şu alttaki küçük alana koyacağız. Tamamdır elimizde 10 tane kaldı sadece. Tamamdır şimdi bir gübre alalım buradan. Şu varmış. Tamam bu yeterli olacaktır zaten. Tamamdır bir eksiğimiz kalmadı şu anda. Birkaç tane fazladan bal kabağı tohumu var. Onları da eksek mi? Hadi ekelim. Şurayı tamamlamış oluruz. 3 ve 4. Tamam buraya bir gübreleyelim. Tamamdır. Bugün her şeyi hallettik. Şimdi şu arı kovanımızı da ne yapalım? Geçici olarak şuraya bir yere koyayım mı şöyle? Şurada dursun mesela bunun yanında. Yabani bal üretecek yanında bal olmadığı için. Biz bugün ineklerimizi sağmadık. O iyi olmadı. Şunları toplayalım ama. Ay şeyi yumurta zannettim. Kıyamam. Tamam bu kimmiş? Tavşan uyumaya çalışıyor.
uyumaya çalışıyor. Vic Vic uyumaya çalışıyor. Bu da tamam. Herkes uyumaya çalışıyor. Yine son olarak 2-3 tane ağaç keseceğim. Zaman var çünkü. Ve odun her zaman lazım. Bir de fıçı yapsak fena olmaz aslında ya. Bakayım 4-5 tane, hatta 6 tane meşe reçinemiz mevcut çünkü sandıkta. Tamamdır, bir 123 tane daha odun topladık. Bunları kaynak sandığımıza yerleştiriyorum. Bakalım fıçı için ne gerekiyordu? Bakır, demir ve meşe. Bir de odun lazım tabii ki. Bakır ve demir durumumuz ne gerçekten bilmiyorum. Pek iç açıcı görünmüyor. Hatta demirimiz hiç yok. 2 tane daha fıçı yapalım. Onları da şuraya yerleştirelim şimdilik. 4 tane şerbetçi otu alalım. Onları da buraya koyalım. Elimizdekileri de satalım. Çok uzadı. Tamam, artık uyumaya hazırız. Uyuyalım bakalım bir. Mırnav'ı da bir seveyim. Miyav, Mırnav bugün neler oldu bir bilsen. Seviye 10 çiftçilik. Uzmanlık alanı seçeceğiz şimdi. Tamam. Şimdi eğer zanaatkar seçerseniz burada da yazıyor. Zanaat ürünlerinin, yani sizin direkt topladığınız şeyin değil de İşleyip sattığınız şeylerin, mesela işte şarap, peynir, yani sütü direkt satmak yerine peynir yapıp sattığınızda işlemiş oluyorsunuz. Bunların ederi %40 artıyormuş. Ziraatçide de tüm ekinler %10 daha hızlı olgunlaşır. Oo. Yani bu olgunlaşma olayı da çok iyi, zanaat olayı da çok iyi. Yani ben zanaat olanını seçeceğim sanırım. Çünkü böyle biraz daha işleyip uğraşıp satmak bana daha güzel geliyor. O yüzden ben zanaatkardan ilerliyorum. Bugün demiştim bayağı para kazanacağız diye. 29.761 altınla kapattık bugünü. Tamamdır. Güzel, paramız da var. Her şeyimiz iyi durumda. Şortumuz da var. Çiftliğimiz de var. Ekinlerimiz de ektik. Her şey yolunda görünüyor. Güzel, bu bölümü burada bitirelim. Yine burada bir mektubumuz var, onu okuyacağız diğer bölüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı fikirleriniz varsa hem bu oyunla ilgili hem diğer oyunlarla ilgili onları belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.